Arkadaşlar şu anda Orlando'dayım ve yanımda namı değer Okan Serbest abim var. Osman hoş geldin. Hoş bulduk, ne haber abi? Nasıl gidiyor? İyiyim abicim, sen nasılsın? İyidir, uzun yoldan geldin, hoş geldin. Hoş bulduk. Abi normalde ben insanlara böyle yanımda birisi varsa diyorum ki kendini tanıtmak ister misin, seni tanımayanlar için dediğim ama ben senin yanında bence ben kendimi tanıtayım. yok ne demek. Bilmeyenleri illaki vardır zaten. Yani ben Okan, Orlando'da yaşıyorum. Böyle bir garip bir giriş oldu. Değil mi? YouTube videoları çekiyoruz aynı Osman gibi işte. Osman sen biraz daha kısa videolar çekiyorsun. Sen biraz daha hani yeni jenerasyona diyeyim daha çok güzel ayak uydurmuşsun. Ben biraz eskide kaldım, ben çok çekemiyorum. Orlando'da yaşıyoruz dediğim gibi. Arkadaki ev benim ev. Biraz sonra size onu göstereceğiz. Yaklaşık 4 yıldır Amerika'dayım. Green Card'la geldim. Bunun öncesinde Work and Travel'da yapmıştım. Yani Amerika macerası benim için 2016 yılından beri var bu. Work and Travel'dır, Green Card'dır. Üniversitenin işte öğrencilik yıllarında da buralardaydık. Erasmus falan hiç yapmadık. Biz direkt Amerika'da başladık. Öğrenci arkadaşlar şimdi soruyorlardı Erasmus mu yapalım vesaire. Bana çok soruyorlardı zamanında. Öyle her şey güzel gidiyor şu an. Osman'la tanıştık. Tampa'daydı kendisi. İlk Tampa'da görüştük. Evet. Ondan sonrasında dedim Orlando'ya gel misafir edelim seni, gezelim, tozalım. Sağ olsun o da uzun bir yoldan geldi. Teşekkür ederim. ben zaten abi böyle evi falan gezerken bir yandan da aslında sen abi kanalına hayatının videosunu atıyorsun. Evet. Aslında bu bir videoda senin hayatının özet videosu gibi olacak. Arabanı falan gösterir. Ben sana iş hakkında falan sorular sorarım. Tabii. Yoksa ne yapıyorsun? Ne kadar Okan Serbest ne kadar kazanıyor falan. Evet. YouTube'cular iyi kazanıyor. Benim gözüm arabada kaldı. Şimdi yalan olmasın. Geldim buraya. Hakikaten hayırlı olsun, tekerine taş değmesin. Yani bu araba konularında normalde çok bilgili bir adam değildim ben ama Kaan Kars diye bir arkadaş var. Kaan Reis sağ olsun bana arabaları gösteriyor. Şu şöyle güzel, bu böyle güzel. Öyle konuştuk. Ben Mercedes istiyordum. O dedi ya şunun yerine bunu alsan daha iyi olabilir vesaire. Biz BMW'yi aldık. Bu M8. Bana hep M8 diyorlar. M8 diyelim. BMW M8 2020 model. Yani güzel. Yeni zaten 2020'den sonra falan üret. 2019 ya da 2020'den sonra üretmeye başlar bu arabayı. Bu araba V8. Çok hızlı bir araba. Yani herhalde yolda tokatlayamadığı arabalar yok. Bu Urus'u da tokatlıyor. Bazı Ferrari modellerini de tokatlıyor. Hani çok güçlü bir araba. Ben zaten normalde hız yapan bir adam değildim. Bunu aldım dedim ne yapıyoruz? Yani o kadar hızlı bir araba. Şu an gayet memnunum. Yaklaşık 2 aydır kullanıyorum. 3000 mil kadar mil koydum. Zaten Uber'i falan belki beni Uber'ci olarak zamanında tanıyan arkadaşlar ulan ne alaka demiştir. Sende Highlander vardı. Highlander'ı yaklaşık 7-8 ay önce sattım. Porsche vardı bir ara. Porsche'u da sattım. Sen abi şimdi Porsche'u trade'le bunu aldın tabii değil mi? Porsche trade yaptık. Oradan belli bir borcum oldu. Ben Porsche 55 bin dolara almıştım. Tamam. Ben Porsche 43 bin dolara saydırdım. 1,5 sene kullandım. Oradan da bankaya 3-4 bin dolar borcum vardı. O borcu bu arabanın üstüne bindirdiler. Bu araba borçlarla vesaire ıvır zıvır. Hani bir de vergisi falan var ya bunların. 110 bin doları falan buldu benim bu arabayı almam. Peki abi bunu alırken üstüne Porsche verdikten sonra ön ödeme peşinat verdin mi? Tabii peşinat, down payment verdim. 20 bin dolar kadar da down payment verdim bu arabaya. Gerçekten bayağı evet. Maşallah iyi vermişsin. Peki aylık ödemesi ne kadar abi şu anda? Aylık ödemesi 1400-1500 dolar. Faiz oranıyla birlikte. Faiz de %4,5-5 falan çıktı bana. O şekilde. Ben de daha dünden önce işte bunu takasla aldım aynen. Abi. Hayırlı olsun bu arada. Teşekkür senin de ederim. Yeni araba. Teşekkür Siyari. Ederim abi. Sen çok de SUV Club'a hoş geldin diyeceğim de. Ben Highlander'ı 2-3 sene kullandım. SUV çok rahat bir kere. Çok güzel bir seçim yapmışsın ama Honda'ları hiç bilmiyorum abi. Toyota deseydin sana Toyota'nın her şeyini anlatabilirdim. Ama güzeldir. Honda da iyidir. Ben Honda'yı Miami'den Orlando'ya gelirken kiralamıştım. Yol takibi falan çok güzel. Sende var mı cruise kontrol vesaire? Hiç bilmiyorum abi. Ama 1-2 evet. Gündür ben de kullanıyorum ama SUV'nin farkını gerçekten sedandan geçince anladım. İnşallah biz de bugün Uber'i bırakıp böyle arabalara. Tabii. Şimdi haftada 2 gün bile yapsan Uber'i yine bununla yapamazsın. O yüzden tabii. Böyle bir şey almak lazım tabii. Olduğu için ben de bunu tercih ettim. Ben geçiş süreci yaptım işte. Bir araba kiralama işi de yaptım Porsche aldıktan sonra. Bir ara Uber yapıyordum, araba kiralıyordum, okula gidiyordum. Çok yoğundum o zamanlar. Demiş şimdi okulu falan bitirdik, interview'lere girdik. Bir sürü şirketle görüştük, tanıştık. Sonrasında kendimize iş aldık. Yaklaşık 6 aydır da hani yazılımcı demeyelim de tester diyelim. Şimdi tester'la anlatmak biraz zor. İlk tester dediğimde evet. İnsanlar diyor. Ne yapıyorsun, parfüm mü test ediyorsun diyordu. Öyle bir şey değil. Yazılımcıların yazdıkları kodları biz test ediyoruz. Yaklaşık 6 aydır da bir şirkette çalışıyorum. Şu an her şey yolunda. Biraz sonra meeting var. O yüzden böyle çok sıkıştırmıyorum ama biz eve geçebiliriz yani. Tamam. Abi arabanın içini gösterebilir miyiz? Abi gösterelim diyeceğim de. Anahtar mı yok?
Bir dakika, telefondan aç. Uygulamada böyle bir göstereyim arkadaşlara. Bilmiyorum, belki görebiliyorlar mı? Arabayı buradan yönetebiliyorsun. Atıyorum klimayı çalıştırıyorsun evin içerisindeyken. Araba çok sıcak oluyor ilk bildiğin zaman. Aha. O soğutuyor. Atıyorum 15 dakika soğuttuktan sonra arabaya biniyorsun. Ha, şimdi arabanın kilidini buradan açacağım. Şimdi bilgiyi gönderdi. Biraz belli bir zaman geçiyor. Bir dakika, iki dakika falan. Sonrasında çalışıyor normalde. Bakalım. Bu uygulama abi, bu arabanın app'i mi? Arabaya özel değil. BMW'nin kendi, bu arabaya özel değil de kendi geliştirdikleri bir şey. Şimdi araba açıldı zaten. Vay, güzel hakikaten. Yani anahtar olmadan da arabayı açıp bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz. İçi böyle. Şöyle koltuklar falan güzel. Tavanda yine bu Kleopatra. Alcantara, aynen. Kleopatra diyorum. Alcantara kaplama. Önde yine karbon fiberler falan filan. Gayet güzel ve basık duruyor. Harbi yani, bunu bastın muzlayıp gideceksin. Bir de bunlarda drift şey oluyor değil mi? Skoru falan oluyordu böyle. Drift modu var. Yani bir sürü modu var. Spor modu var. Ben spor modunu da çok kullanmıyorum gerçi. Normal kullanıyorum da. Track modunu aldığın zaman bambaşka bir araba oluyor. Bağırıyor böyle köpek gibi. Doğru. Hadi inceden geçelim. Bu arada mahalleyi de ben bir göstereyim arkadaşlara. Mahalle gayet güzel, temiz, sakin. Gerçekten Amerika'da olduğunuzu hissedebileceğiniz bir mahalle. Hele Florida'da olduğunuzu hissedebileceğiniz, evet, bir mahalle. Böyle bismillah diyelim. İnceden eve doğru bir girelim bakalım. Hoş geldin abi tekrardan. Hoş bulduk abi. Şu anda evin içerisindeyiz. Okan abinin ev arkadaşları var. Onların odalarını girip göstermeyeceğiz ama size ev hakkında böyle ufak tefek bilgiler vereceğiz. Abi ben soracağım işte kaç yıl oldu bilmem ne. O sırada da Okan abinin işiyle hakkında birkaç bilgi vereceğiz. Abi söz sende. Hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk abi. Seni evimizin kedisiyle tanıştın adım. Kedi çok tatlı abi bu arada. Evet. Adı Duman. Klasik gri kedilere koyulan isimden koydum. Şimdi evde 5 tane oda var abi. Ben bu evi almamdaki amacı söyleyeyim. Odaları kiralayıp hani kira vermeden bir şekilde kalabilmek. Şu ana kadar her şey yolunda gidiyor. Yaklaşık 2 seneyi geçti. Bu evde yaşıyorum. Evi gezdireyim abi sana. Şöyle bir girişinde. Tavan bu arada. Tavan geniş. İnanılmaz alçak. Tavan geniş, ferah bir ev. Onun dışında işte birazcık daha açık renkler, beyaza yakın bir renkleri var bu odalarında. Burada mobilyalar çok eskiydi. Ben bütün mobilyaları değiştirdim. Yani hani böyle babaanne mobilyaları diyeyim sana. Evi, evet, alan kişi yaşlıymış. Bunları değiştirdik. Televizyon aldık. Mutfakta bazı değişiklikler yaptık. Havuzumuz var. Havuzu da gösteririz. Ben burada kalıyorum. Odanın renklerini falan değiştirdim. O benim odayı gösterebilir. Tamam. Aslında girelim. Evet, burası oda Okan abinin odası. Odanın rengini gri yaptım. Yani kedimin rengi gibi, gri rengi çok seviyorum. Öyle. Şu an odam biraz daha ne, kusura bakmayın, ayarlayamadım. Yok. 10 numara abi. Buram master bedroom olarak geçiyor. Tabii master bedroom olarak geçiyor. Lavabomuz var ileride. Lavaboyu da göstereyim. Lavabo da biraz geniştir. Şeyi, lavabosu da gerçekten çok güzel. Şurada bir jacuzzi, küvet. Küvet var aynen. Küvet al var. Çok kullanmıyorum gerçi ama. Küvet var, duş var. Burada kıyafetlerimin olduğu kısım. Burada hakikaten da bir sürü kıyafet var işte. Onları yerleştirdim. Benim video işleriyle uğraştığım için video ekipmanlarım da şu arkada böyle küçük bir kısım var. Oraya, ha, oraya bu tarafta da video işlerinin şeyleri var. Aynen. Doldurmuşsun. Gayet geniş abi. Bu arada duş da hakikaten bayağı bir genişmiş. Evet ya, ben de küçük bir adam olmadığım için dedim geniş bir yol olsun. 10 numara. Buraya da çok güzel bir sistem yapmışsın abi. Abi benim işte video edit için kullandığım bilgisayar, onun dışında takıldığım, oyun oynadığım bir bilgisayar, iş laptopum vesaire hepsi burada. Buradan çalışıyorum, evden çalışıyorum. 2 laptop, 3 ekran, 5 kasa. Ya bazı ekranları arkadaşın, ondan almıştım böyle kullanmak için. Yani dediğim gibi biraz arada oyun oynuyoruz, arada video editliyoruz. Bu elle biraz zor oluyor, o yüzden yaklaşık bir aydır video çekemedim. Ama elin değişine daha fazla videolar gelecek. Sana odaları göstereyim. Seni tanıyalım, bacağı ne olur, geçmiş olsun. Ben ya spor yapıyoruz da biraz zorladık. Evet, biraz zor. Bacak gününde fazla bastık arkadaşa, yaramadı. Aynen, o yüzden bir sakatlık oldu. Ben buraya işte 6 ay oldum ya, 6 ay önce falan taşındım. Evet. Ben de şu an kurstayım, yazılım kursundayım. Çok iyi. Ofisinde bekliyorum. Aynı zamanda halı falan ticareti yapıyoruz. Halı, mobilya, işte o tarz şeyler satış yapıyoruz. İşte eBay'de, Amazon'da, o tarz yerlerde. 6 ay önce ilk kez mi Amerika'ya geldin? Yok, ben 3 sene önce geldim. Philadelphia'daydım. Ha, Philadelphia'da. Aynen. Orada da işte her işi yaptık. Orada da elimizden gelen bütün işleri yaptık. Peki Orlando hakkında düşüncelerin nedir 6 ayda? Orlando sıcak, çok sıcak. Gelmeyin abi. Bayağı sıcak, gelmeyin. Ya ortam güzel, arkadaşlar güzel. Gerçekten eğer bu arkadaşlar Okan olmasa, hani etraftaki arkadaşlarımız olmasa, gerçekten çok bir avlayın
hobisi yok ya. Yani bir de biraz denize uzak. Anladım. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Çok memnun oldum. Eyvallah. Burası biraz daha aile yeri gibi. Yani aile olalım dedim diyorsanız buralara gelebilirsiniz. Bu tarafta mutfak var. Mutfaktan çıkmayan Mesut burada. Mesut bizim diğer oda arkadaşlarımızdan birisi. Merhaba arkadaşlar. Mesut ne haber? Sen arkadaş. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen kaç ay oldu buraya geleli? Ben ne böyle aynı geldim. Mayıs'ta geldim. Evet. Çok daha yeni. 3 ay. Aynen. 3 ay önce mi Amerika'ya geldin? Yok, senden başka eyaletten. 3 ay öncesinde ben Wisconsin'de yaşıyordum. Orada bir 3 yıl yaşadım. Orada ne iş yapıyordun peki? Orada ben antrenörlük yaptım. Bir yaklaşık 2-2,5 yıl antrenörlük yaptım. Buraya geldim. Şu an arkadaşlar antrenör değilim. Uber yapıyorum. Okula başlıyoruz. Okan Bey'in sayesinde okula girdik. Evet, evde herkes ITC yapıyor. Harbiden abi. Okan'la tanıştıktan sonra ITC olmayan yok arkadaşlar. Şimdi sana havuzu gösterebilirim abi. Yukarıda olur. Da bu arada 3 tane odam var. Şimdi orada oda arkadaşlarımızın kendi kişisel odaları olduğu için odaya girip bulaşmak istemiyorum. He, orada 3 tane yukarıda şahıs tane odası var. Aynen. Aşağıda bir tane benim odam var. Bir de Mesut'un odası girişte hemen. Sağda kalıyor. Benim burada kendime ait lavabom var. Mesut'un kendisine ait lavabosu var. Yukarıda da ortaklaşa kullanılan bir tane lavabo var. Onun dışında yukarıda bir tane daha master bedroom var. Onun da lavabosu var. Evde 4 tane banyo var yani. Buradan da havuza açılan bir kapı var. Tabii. Burada da işte havuzumuz var. Orlando'da böyle bazen serinlemek için atlıyoruz. Abi sabah uyanıp böyle duşa girmeden önce girip çıktığın oluyor mu? Tabii modumuzu bulduğumuz çok zaman oluyor. Sabah uyanıyorum efendim. Buraya bazen arkadaşlarla giriyoruz, tozuyoruz, yüzüyoruz. O şekilde burada yemeğimizi yiyoruz, yemek masamız var. Ama genelde öğlen çok sıcak olduğu için öğlen yemeğimizi burada yiyemiyoruz. Genelde içeride takılıyoruz. Mangal var mı? Mangal yapıyor musun? Mangal bende yok ama yan tarafta şurada gösterebilirsin. Burada mangal yeri var. Benim komşularım bu arada Airbnb. Benim evim de Airbnb'ydi. Yani bu evi kiralayıp insanlar kalıyordu burada. Airbnb işleri dönüyordu. Ben bu evi aldığım zaman 2 senedir kendim yaşıyorum. Ama komşularımın %80'i Airbnb işi yapıyor. Yani evi almışlar, kiralamışlar. İnsanlar tatil zamanlarında buraya geliyor. Genelde her yerden böyle şarkılar, genelde İspanyolca şarkılar evet. Burada meşhurdur. Oynuyorlar, havuza giriyorlar. O şekilde biz burada yaşıyoruz. Burası vacation home dedikleri yerler. Zaten şu an herhalde kaldığın yerde vacation home'du. Evet. Aynen burada da devam ediyor. Universal ve Disney buraya yakın olduğu için insanlar genelde buraya gelip ailece geliyor. Çocuklarını Disney'e, Universal'a götürüyor. Hani gençler genelde buralara değil de daha çok Tampa tarafı, senin geldiğin yerlerde hani Yuka'nın olduğu yerlerde takılıyor ya da Miami'ye gidiyor. Burası dediğim gibi biraz daha aile yeri. Çünkü sahile falan uzak, denize bir tık daha uzak diğer yerlere göre. Ama hani Disney ve Universal turizminin döndüğü yer diyebiliriz. Benim ev Disney'e 15 dakikalık uzaklıkta. O yüzden buralar birazcık daha Airbnb olarak yoğun oluyor. Sen bu evi kaç yılında aldın abi? 2 sene önce aldım Ağustos'a. 2 sene önce? 2 sene önce aynen. Aldığında ederi neydi abi bu evi? Ben bu evi 270'e aldım. Şu an satsam herhalde 460'a satabilirim. 450, yani hemen 460. Hemen 2 katını neredeyse tabii. Koymuş ev. Peki, aynen. Çok değerlendi buralar. Peki abi ne kadar down payment ödedin? Bu evi ne kadar down payment ödedik? 30 bin dolara yakın falan. Ben şimdi first home hani ilk ev sahibi olarak aldığım için %20 down payment vermeme gerek yoktu. Evet. Hani en minimum ne kadar vermem gerekiyorsa onu verdim işte. 270 evin total fiyatı. O şekilde evimizi aldık. Şu an aylık ödemesi ne kadar abi? Ama şunu da sorayım şimdi. Havuzun temizliği, çimlerin kesilmesi. Tabii. Falan filan da bakımı makamı da bunların işine bir tabii. Şekilde. Şöyle söyleyeyim, evin mortgage'ı şu an 1900 dolar aylık. Onun evet. Dışında bunun havuzu, elektriği, suyu, interneti vesaire bana 2500-2600 dolara kadar çıkabiliyor. Çıkıyor, evet. Burada genelde sezonlar çok farklı oluyor. Atıyorum elektrik yazın çok fazla AC çalıştığı için, klima çok fazla çalıştığı için iki katına kadar çıkıyor. Ama kışın hani bir ay geliyor 200 dolar, yaza bir geçiyoruz abi, yazın geliyor 500-600 dolar. Anladım. Hani bu tamamen sezona göre değişiyor. Bazen atıyorum 2600 dolar oluyor bu evin masrafı. Bazen 2200 dolar oluyor. Anladım abi. O şekilde. Bir şey daha sormam da sakınca yoksa odayı ne kadar kiralıyorsun abi? Benim master bedroom 800 dolardan gidiyor şu an. Diğer odalarda 750 dolar. 700 dolar, 750 dolar o şekilde. 10 numara 5 yıldız. Tabii. Tekerine taş değmesin abi. Çok sağ ol. Şu çok güzel görünüyor bu arada. Valla tertemiz görünüyor. Girmek ister misin? Abi senin boy kaç? Benim boy sence kaç? Abi ben normalde kamerayı böyle tutuyorum tamam mı? Yani normal bir insan varken karşımda şimdi. Şimdi sende böyle birazcık kaldırmam lazım. Ben 1.87'yim diyorum ama inanmıyorlar. Biraz daha uzunsun diyorlar. Evet uzun duruyorsun abi. Evet yani herhalde 1.88-89 vardır o zaman. Ben 1.77'yim. Bakayım be abi. Kardeşim kardeşin gibi durdu bir anda. Sen Okan abi benden 2 yaş büyük. 94 doğumlusun değil mi abi? 94'lüyüm aynen. Ben 96 doğumluyum. Ben yine ne bileyim abi diyorum yani. Ya ben böyle büyüdüm. Ben böyle büyüdüm abi. Yani böyle büyüdüm derken böyle ben gördüm. Ben seni bana Okan abi dediğin zaman ben dedim Allah Allah herhalde yaşın daha genç zannettim seni ama saygıdan doluyorsun. Çok teşekkür ediyoruz rica yani. Ederim, ama abi, dediğim gibi hiç demene gerek yok yani abi yok, falan yok. Kendi aramızda konuşuyoruz. Kamerada göründüğü gibi de değilsin abi. Daha böyle bir makina gibi duruyorsun abi. Oo, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
Şimdi evi gösterdik. Hafiften bir iş, araba bilmem neye girdik. Aynen. Peki abi sosyal medyayı bu sıralar birazcık evet. Rölantiye aldın. Evet, evet. Mecbur rölantiye almak zorunda kaldık. Bir tanesi abi elim kırıldı. Yani doktor 6 hafta offline'sın dedi. Ben dayanamadım, spora gidiyorum aralarda falan filan. Onun dışında sürekli yazılım işi yaptığım için hani ellerimi kullanmak zorundayım. Hani normalde 1 saatte yapacağım işi mecbur 2-3 saatte yapıyorum. O benim çok zamanımı alıyor. Onun dışında da böyle bir içerik bulmakta bu aralarda bir sorun çekmeye başladım. Çünkü şöyle baktığın zaman yaklaşık 4 yıldır Amerika'dayım. Zaten ben hep kendi hayatımı gösterdiğim için ve sürekli evden çalışıp hayatımda çok farklı bir olaylar olmadığı için gösterecek şey bu aralar zor bulunuyor. Ama dediğim gibi tamamen iş, elin kırılması ve hayatımın yoğunluğu şekilde herhalde söyleyebiliriz. Peki YouTube... abi yazılımcılık hakkında sana bir soru sorayım. Tabii, sonra tabii. YouTube'a geleyim. Tabii, şimdi tabii. YouTube'da şunu da eklemek istiyorum. Biz Türkçe konuştuğumuz için aslında burada yaşayan insanlara nazaran daha çok daha az kazanıyoruz ki evet. Bu bizim arabamızın sigortası evet. Falan yani anca onları karşılıyor. Evet. O yüzden de biz de gidip farklı içerikler üretemiyoruz. Çekebileceğimiz içerikler kısıtlı oluyor. Tabii, tabii. O yüzden de bu konuda haklısın tabii ki. Peki yazılım işinden abi, şimdi sen Uber'e ekstra yapıyordun, daha önceden araba tabii, kiralıyordun. Tabii, şimdi tabii. Yazılıma geçtin. Tabii. Bu iş nasıl, memnun musun? Ya şöyle söyleyeyim, bir kere para konusunda kesinlikle tatmin ediyor arkadaşlar. Eğer bu işe başlamak isteyenler vesaire varsa, ben Uber yapıyordum. Bir de video işleri yapıyordum. Çok fazla çalışıyordum. Zaten eski videolarımı izleyenler bilir. O zamanlar hani o kadar çalıştığım halde senede yaptığım para şöyle bir dönüp baktığımda hani 50 bin dolar. Belki 60 bin dolar hani çalışmanın yoğunluğuna göre. Hani baktım markette çok yoğun değil. Ben video işleri yaptığım için burada genelde düğün işleri almaya çalışıyorum. Çünkü düğünden çok fazla para kazanıyorum. Ve hani çok yoğun olmayan bir market var. Bir de yani böyle ya da ben beceremedim bu işi. O yüzden çok daha fazla üstüne koyamadım. Hani 100 binin üzerine çıkamadım hiçbir zaman. Sonra baktım yani bu IT'de sonuçta giriş seviyesinde bile girseniz hani 70 binden 80 binden başlıyorsunuz ve evden çalışabiliyorsunuz. O çok büyük bir artı. Çünkü ben genelde evden çalışmanın rahatlığını şimdi aldığım için ofise gidip çalışmak bana şu an işkence gibi evet, geliyor. Evet, koyardım abi. Tabii sabah kalkıyorum, kahvaltımı yapıyorum, güneşe merhaba diyorum, modumu buluyorum. Tabii meetinglerime giriyorum, ondan sonra yapmam gerekenlerini yapıyorum. Sonra notlarımı, raporlarımı sunuyorum. Hani işini yaptığın sürece kimse sana gelip böyle laf söylemiyor remote olarak. 9'dan 5'e kadar da online olma zorunluluğu var sadece. Sonrasında sporuma gidiyorum, dışarı çıkıyorum, arkadaşlarla geziyorum. Hafta sonları zaten izinli, hafta sonunda genelde çok bir iş olmuyor. Hani şöyle söyleyeyim, şu ana kadar herhalde sadece bir gün falan çalışmışımdır hafta içerisinde hafta sonu. Hafta sonunda zaten evde sürekli durduğumuz için abi dışarı gidecek yer arıyoruz. Mesela geçen hafta Tampa'daydık, seninle görüştük. Evet. Haftaya ben Miami'ye gitmeyi planlıyorum. Onun dışında New York'a falan, New Jersey, hep böyle sürekli tur yapmaya çalışıyorum. Çünkü şu alanın içerisinden çıkmıyorsunuz normalde, düşünün. 9-5 sürekli buradasın. Hani genel olarak birazcık da mentalitende farklı çalışmaya başlıyor. Birazcık daha yavaşlıyorsun. Çünkü dışarıda gelip bir tane mesela dışarıda çalışsan ne yaparsın? Starbucks'a gidersin, kahveni alırsın, evet. İş arkadaşlarına oturursun, sohbet edersin. Ama burada arkadaşın kendin abi. O yüzden kendini yönetiyorsun aslında. Hani her şeyin iyisi de var, kötüsü de var. Benim yaptığım işin iyi ve kötü yönleri bu şekilde. Şu an dediğim gibi böyle yani hayatım abi. Yani genel olarak evet. Hayatım burada dönüyor. Evet. Evden çalışıyorum. Memnunsun. Tabii memnunum. Şimdi maaşı falan merak eden arkadaşlar olur. Ben kendimi motive etmek için söyleyeyim. Normalde her yerde şu kadar kazanıyorum falan zaten demiyorum. Hani bu işi yapacak arkadaşlar giriş seviyesi dediğim gibi 80 binden 85 binden başlar. Tester olarak. Ben burada hani yazılım mühendisi falan değilim ben. Testerim abi. Böyle başlıyor yani. Ben şu an 6 digit ve üzeri alıyorum. Çünkü yaptığım interview'lerde vesaire böyle sürekli 25-30 tane şirketi denedim. Bazı şirket gidiyor sana 80 veriyor. Kabul etmiyorsun. Bazı şirket 95 veriyor, kabul etmiyorsun. Bazı şirket 130 veriyor mesela. Adamlara pazarlık yapıyorsun. Bazen onu bile kabul etmiyorsun. 140'a çekebildiğin zamanlar oluyor. Bu tamamen stratejiyi yapacağın oyuna bağlı olarak değişen bir şey. Yani iş bulmak aslında benim için bir oyun burada. Çünkü o kadar çok şirket tester arıyor ki ve o kadar şirket hani bu işi bilen adam arıyor ki bu işi bilen adam çok fazla da piyasada yok. Öyle bir açık var Amerika'da. O yüzden zaten 100 bin, 120 bin dolarlar veriyorlar. O yüzden yaptığım görüşmelerden de işte güzel sonuçlar aldım. Şirketleri birbirleri karşılaştırdım. Bak dedim bu şirket bana bu kadar veriyor. Siz bu kadar veriyorsunuz. Bana şu kadar yükseltirseniz sizle çalışırım vesaire vesaire. Böyle şirketleri karşılaştıra hani şu an 100 bin doların üzerinde bir gelir sağlayabiliyorum. Bir de bunun tabii vergisi falan var. Benim tabii dediğim bir gelir bir de vergiden sonra. Hani vergiyi verdikten sonra böyle bir cebime giren para oluyor. Ama hayatım böyle geçiyor abi. İçerik olarak benim içerik üretmemi engelliyor mu dersen aslında çok fazla engellemiyor. Ben niye üretmedim? Şu kol yüzünden üretmedim. Evet. Onun dışında yani hafta sonu senin. Atıyorum sen YouTuber'sın.
çalışıyorsun, bu işe girdin. Yapabilirsin, hafta sonu boş abi. Hafta aynen sonu öyle. Git yap. Onun dışında saat 5'ten sonra yine boşsun. Git yap. Memur hayatı 9-5. Hayatım böyle abi. 10 numara 5 yıldız. Çok memnun oldum abi. Çok memnun teşekkür oldum. Ederim bu arada. Hoş geldin tekrardan. Rica yine ederim. Bekleriz seni. İnşallah. Buralara. İnşallah. Ben şimdi buradan tekrardan yola koyulacağım. Yukarıya doğru. Chicago'ya doğru mu gidiyorsun? Bilmiyorum abi. Yolda belki bir şeyler bulurum. Aha. O tarafa. Süper süper. Güldün mü? Niye güldün? Evet, Okan Serbest'in evi bu şekildeydi. Bize de çok fazla mesaj ne geliyordu bana abi. Da abi. Seninle tanıştığıma da ayrıyetten çok memnun oldum. Ben de memnun oldum, aynen. Video buraya kadardı yani. Okan abinin hayatını kısa bir özet halinde sizlere Osman 140 Jornus kanalında anlatmış bulunduk. Abi söylemek, eklemek istediğin bir şeyler var mı? Söylemek, eklemek istediğim bir şey aslında çok yok. Kendinize çok iyi bakın. Osman'a tekrar teşekkür ediyorum. Rica abi Tampa'dan atladı, buralara kadar geldi. Bizim misafirimiz oldu. Umarım ben de Chicago'ya geldiğimde seni görürüm. İnşallah, bir her zaman. Bir Chicago planım var çünkü hiç kuzeyde o kısımlara gidemedim. O kısımlarda şey var bir de, Amerikalı aynasız vardı galiba. O da bilmiyorum ismini tam doğru söyleyebildim ama kendisi de beni davet etmişti. Hani ben de bir plan yapıp oralara gelebilirim, bir sizleri görebilirim. Ve Chicago'da biliyorsun çok fazla binalar büyük, hayat çok hızlı yaşanıyor. Uber'den çok fazla kazanç kazanılıyormuş. Yani evet. Oradaki arkadaşlarla da bir konuşmak istiyorum. Bizim burada kazandığımız paraları genelde insanlar gülüyor çünkü burada çok para yapamıyorsunuz Uber'de. Ama orada çok güzel paralar kazanıldığını duyduğum için bir gidip göreyim diyorum. Yani insanlar ne kadar canlı demek ki hayat evet. Orada. Abi benim dikkatimi çeken şey şu oldu. Eğer bu taraflarda yaşayacaksanız bir işinizin olması lazım. Düzgün bir işinizin olması lazım ki kazanıp hayatınızı yaşayıp kenarda belirli bir bütçe ayırabilirsiniz. Evet, yani Uber yaparak aslında burada. Aslında bu mesajı dediğin gibi bu mesaja genç arkadaşlara söylesek daha iyi olur. Ben buraya 4 sene önce geldiğimde Uber yapıyordum. Hani günlük 100 dolar falan yaptığımda hiç param olmadığı için güzel diyordum. Ama dediğim gibi başka eyaletlerde Uber yapan arkadaşların kazançlarını ve yaptıkları masrafları görünce burada gerçekten çok para yapamadığımı fark ettim. 2 senenin sonunda bu arada. Ben burada çok iş yaptım. Amazon'da yaptım abi. Uber'de yaptım. Uber Eats'de yaptım. DoorDash'de yaptım. Başka bu Postman falan var. Postmates. Her neyse yani çok fazla iş yaptım burada. Hani buraya geldiğinizde bireysel olarak çalışabileceğiniz şekilde. Ama Orlando çok kazançlı değil. Bunu söyleyerek evet. Herhalde Orlando'yu kötülediğimizden değil abi. Market bu şekilde. Ama onun dışında remote çalışıyorsanız, evden çalışabileceğiniz bir iş varsa atıyorum Amazon'da satış yapabilirsiniz, eBay'de satış yapabilirsiniz. Bu yazılım illa yazılım olmak zorunda değil. Evden çalışıp para kazanabilecek çok fazla iş var. Hani böyle bir işiniz varsa Florida gerçekten çok güzel bir eyalet. Evet. Benim düşüncem de o aslında abi. Şu an evet. Uber'den kazandığım ve yaptığım işlerden kazandığım bir birikimle kendime güzel bir iş bulup ben de bu taraflara böyle gelmeyi gerçekten hı-hı. istiyorum ki bence dediğin gibi hayat yani o taraflara nazaran burada güzel bir işin varsa yaşamak burada tabii. Hayatı daha güzel. Tabii. Chicago'ya geldiğimde de abi seni Amerika'nın en tehlikeli sokaklarında bir gezdireyim bir gel. Böyle yeşilliğin içinde yaşamaya benzemez evet, o kadar. Evet öyleymiş. Ben de sen anlatınca fark ettim. Bakalım o kuzey güney taraflarıydı galiba. Güney tarafı abi. Şirak mı ne deniliyor? Yani gerçekten öyle güney taraflara ya kuzeyde ayrıyetten çok güzel bu arada. Olsun. Çok teşekkür evet. ederim abi. Kendinize dikkat tabii. edin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Böyle bir güzel bir video oldu. Şey yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Şey yapın unutmayın.